Historia Augusta Historia Augusta Roma imparatorlarının biyografilerinin yer aldığı el yazması bir eserdir. Bu el yazması eserde o dönemde yaşamış 6 yazar 30 tane imparatorun hayat hikayesini özetlemişlerdir. Eser daha sonrasında Vatikan Kütüphanesinde Codex Palatinus el yazması serisinde muhafaza edilmiş ve daha sonrasında da günümüze tercümelerle kazandırılmıştır. Latince ismi Vitae Divorsurum Principum et Trinorum et Divo Hadrianu Esco et Numerianum Diversis Compositae'dir. Anlamı Tanrısal Hadrianus'tan Numerianus'a kadar muhtelif imparatorların ve gaspçıların çeşitli kitaplardan uyarlanan hayat hikayeleri demektir. Historia Augusta el yazması bir eser olduğundan ve el yazması bu eserin bazı yerlerine tahrifat bulunmasından dolayı biyografilerin bazı kısımları eksiktir. Bu nedenle buralar nokta 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 şeklinde ifade edilmiştir. Bu sesli kitapta binlerce yıl öncesinde Roma imparatorlarının hayatını kaleme alan antik yazarların anlatılarına kulak vereceğiz. O dönemde yaşamış olan imparatorların hem insani zaaflarını hem de kamusal güçlerine şahit olacağız. O dönemdeki yaşayanların mucizelere, entrikalara, kehanetlere nasıl inandığını hep birlikte tecrübe edeceğiz. Umarım beni okuduğum zaman çok heyecanlandıran bu antik eserlerden aynı şekilde keyif alırsınız. Adrianus'tan Claudius Albinus'a Roma İmparatorları 1. Bölüm Hadrianus Yazan Aelius Spartianus İmparator Hadrianus'un soyu eskilerin Pisenum bölgesi olan İspanya'dan gelir. Zira Hadrianus kendi otobiyografisini yazdığı kitabında atalarının Hadria'dan geldiğini ve Scipio'ların zamanında İtalika'ya yerleştiklerini belirtir. Hadrianus'un babası İmparator Trianus kuzeni olan Afer soyadlı Aelius Hadrianus idi. Annesi ile Gades doğumlu Domitia Paulina'ydı. Kız kardeşi Servianus'un karısı olan Paulina, karısı Sabina'ydı. Dedesinin dedesi ise ailesinden ilk Roma senatörü olmuş kişi Marillinus idi. Hadrianus Vespianus'un 7. ve Titus'un 5. konsülüne denk gelen 25 Ocak günü Roma'da doğdu. 10 yaşında babasını kaybeden Hadrianus o zaman preator ve gelecekte operatörlük tahtına geçecek olan kuzeni Ilpius Trianus'un ve bir atlı sınıfı mensubu olan Saileus Atianus'un himayesine girdi. O andan itibaren büyük ölçüde Yunan sanatlarına kendini adadı. Bu konuya fıtraten öylesine yatkındı ki bazıları tarafından Küçük Yunan diye anılıyordu. Hadrianus 15 yaşına geldiğinde memleketine döndü ve derhal askerlik görevine başladı. Avcılık yapmaya o kadar düşkündü ki sırf bu sebepten Trianus onu memleketinden geri çağırdı ve kendi oğluymuş gibi yetiştirdi. Hadrianus bu ge çok geçmeden miras mahkemesinin 10 yargıcından biri yapıldı ve daha sonra da 2. lejyonun tribünüsü yani Adi oldu. Bunun sonrasında Domitianus'un saltanatının son zamanlarında aşağı Moesia eyaletine nakledildi. Rivayete göre Hadrianus burada bir astroloji uzmanı olan büyük amcası Aelius Hadrianus tarafından daha öncesinden yapıldığını bildiği, gelecekteki gücüne dair olan kehaneti başka bir astrologdan da işitti. Nerva, Trianus'u evlatlık edildiğinde Hadrianus ordusunu tebrik etmek için gönderildikten sonra yukarı Germanya'ya sevk edildi. Nerva öldüğü zaman Hadrianus haberleri ilk veren kişi olmak için hızla Trianus'a giderken üvey kardeşi Servianus tarafından alıkonuldu. Hadrianus'un müsrifliğini ve biriken borçlarını ifşa eden ve böylece Trianus'un ona nefret duymasını sağlayan kişiydi. Hadrianus at arabası kasıtlı olarak bozulduğundan daha uzun bir süre boyunca alıkonulmasına karşın yayan bir şekilde yola devam etti ve Servianus'un özel muhbirinin önüne geçti. Artık Trianus'un sevgisini kazanmıştı. Ne var ki Trianus'un büyük değer verdiği pedagogu çocuklar sayesinde Gallus'un destek verdiği nokta nokta noktadan kurtulamadı. Bu metin orijinal kısımda yer almadığından nokta nokta şeklinde geçilmiştir. Hadrianus o zaman bile imparatorun kendisine karşı tutumu hakkında endişeliydi ve Vergilius'tan gelen şu kehaneti düşünüp duruyordu. Kimdir orada duran, zeytin dallarıyla göze çarpan, kutsal şeyleri taşıyan? Tanıyorum onu, ak saçından, sakalından. Roma'nın kralıdır o. Roma'ya yasalarıyla en başında kuran, küçük Kurya'nın yoksul topraklarından gelen büyük bir hükümranlık kurandır o. Ardından yükselecek. Başkalarının söylediğine göre bu kehanet ona Sibil kehanetlerinden gelmiş. Dahası gelecekteki imparatorluk gücüne dair Nisrephorium'daki Jüpiter tapınağından gelen ve Platoncu Suriyeli Apollonus'un kitabında yer verilen başka bir üstü kapalı bildiri de almıştı. Hadrianus en sonunda Sura'nın destekleri sayesinde Trianus'un dostluğunu hiç olmadığı kadar kazandı ve imparatorun kız kardeşi ile evlendi. Bu evliliği Plotina desteklemişken Marius Maximus'un söylediğine göre Trianus bunu hiç istememişti bile. Trianus'un 4. Articuleus'un 1. konsülüne tekabül eden yıl Kuestorluk yaptı. Kuestorluk mali işlerle ilgilenen kamu görevlisi demektir. Görevini yürütüyorken bir gün imparatorun bir konuşmasının senatoya okudu ve Taşral aksanı yüzünden kendisine çok fazla gülündü ve alay edildi. Bunun üzerine Adrianus dilde üst seviyeye yetkinlik ve akıcılık kazanana kadar kendisini Latinceye verdi. Kuasatorluk görevinden sonra senatonun icraatlarını denetleme görevini yaptı ve akrabalıkları dolayısıyla Trianus'a Dacia savaşında eşlik etti. Bizzat kendi belirttiğine göre Trianus'un alışkanlıklarını benimseyerek fazlasıyla şarap sever birisi oldu ve bu sebepten ötürü Trianus tarafından büyük ödüllere layık görüldü. Candidus ve Quadratus'un ikinci konsülüklerinde pleb tribunusu oldu ve bu görevi sırasında kendisine daimi tribunus yetkisi verildiğine dair bir kehanet edildiğini iddia etti. Zira imparatorların giymediği fakat pleb tribunuslarının giydiği pelerini yağmurlu bir havada kaybetmişti. O tarihten bugüne imparatorlar sivil halkın önüne pelerin olmadan çıkarlar. Trianus 2. Dase Savaşı'nda onu Minervia lakaplı 1. Lejyon'un komutasını atadı ve kendisiyle beraber savaşa götürdü. Hadrianus bu savaşta çok sayıda dikkate değer ile büyük ün kazandı. İşte bu sebepten kendisine Trianus'un bizzat Nerva'dan aldığı bir elmas sunuldu ve Hadrianus bu ödülle tahta geçme umutlarını arttırdı. Suburanus ve Servianus'un ikinci konsüllüğünde preyatorluk görevini yaptı ve oyunlar düzenlemek üzere Trianus'tan 2 milyon sestertius aldı. Sestertius, Cumhuriyet döneminde çeyrek demarius gümüş sikke demekti. Ağustos'un reformuyla bakır olarak üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra muhafız alayı komutanı olarak sarmatları bastıracağı aşağı Panonya'ya gönderildi. Askeri disiplinini muhafaza etti ve istedikleri gibi kendi yetkilerinin dışına çıkan prokuratorları dizginledi. Prokuratorlar bir imparatorluk eyaletinde vergilerin ve diğer hasılat kaynaklarının toplanmasından ve bunların hükümdar hazinenin aktarılmasından sorumlu olan görevlilerdir. Hadrianus bu hizmetlerinin karşılığında konsül ilan edildi. Bu görevini ifa ediyorken Sura'dan Trianus tarafından evlatlık edileceğini öğrendi ve böylece Trianus'un dostlarının küçümsediği ve önem vermediği biri olmaktan çıkmış oldu. Gerçekten de Sura'nın ölümünden sonra özellikle de imparatora hazırladığı söylevlerden ötürü Trianus'un Hadrianus'a karşı dostluğu giderek arttı. Hadrianus, Politina'nın desteğini de kazandı. Politina'nın kendisine düşkünlüğü sayesinde daha sonra partlara karşı yapılan seferde imparatorun Legatus'u olarak atandı. Legatus, Eyalet valisi veya ordu komutanı demektir. Aynı zamanda her ikisi de senatör atlı sınıfı mensup olan Sosius Papius ve Plotorius Nopus'un ve ayrıca üçü de atlı sınıfı mensup olan Atianus'un, eskiden kendi muhafızıydı, Livianus'un ve Turbon'un dostluklarını kazandı. Hadrianus'un ezeli düşmanları ve daha sonra bizzat intikamını aldığı kişiler olan Palma ve Celsus imparatorluk tahtına göz diktikleri yönünde şüphe çekince kendisinin evlatlık durumu artık garanti edilmişti. Bu konumu Politina'nın desteğiyle ikinci kez konsül seçildiği zaman tamamen sağlamlaştırıldı. Hadrianus'un Trianus'un azatlarına rüşvet verdiği, Mahkemelere sürekli katıldığı sırada imparatorun ön, en göze yakınlarına karşı yolsuzluk ve kur yaptığı da gerçek olma ihtimali çok yüksek söylentiler haline gelmişti. Hadrianus Suriye'nin valisiyken Ağustos ayının 9. günü Trianus tarafından evlat edinildiğini öğrendi ve daha sonra bu günün evlatlık edinilmesinin yıl dönümü olarak kutlanmasını emretti. 11 Ağustos günü Trianus'un ölüm haberini aldı ve bu günü de tahta çıkışının yıl dönümü olarak ilan etti. Hiç şüphesiz şöyle yaygın bir düşünce vardır ki Trianus birçok dostunun da onayıyla halefi olarak Hadrianus'u değil Neretitius Priscus'u bırakmıştı. Hatta bir keresinde Priscus'a şöyle demişti artık bana ciddi bir şey olursa eyaletleri sana emanet ediyorum. Aslında birçok kişi Trianus'un Makedon İskender'in emsalini takip ederek ardında bir halef bırakmadan ölmeyi amaçladığını söyler. Yine birçok kişiye göre Trianus eğer başına bir şey gelecek olursa onlardan Roma İmparatorluğuna bir hükümdar tayin etmesini dileyerek ve aralarından en iyi seçini seçecekleri bazı isimler vererek senatoya bir konuşma yapmak istemişti. Hatta başka bir söylentiye göre Hadrianus Politina'nın entrikaları sayesinde ancak Trianus'un ölümü sırasında evlat edinilmişti. Zira kadın imparatoru taklit edebilecek birini istemiş ve zayıf bir tonda konuşmuştu. Hadrianus imparatorluk gücüne kavuşur kavuşmaz derhal ilk imparatorların ilkelerini benimsedi. Ve bütün dikkatini dünyadaki barışın sürdürülmesine verdi. Zira Trianus'un boyunduruk altına almış olduğu toplumlar ayaklanmaya başlamıştı. Mağrubiler akın düzenliyorlar, Sarmatlar savaş çıkarıyorlar, Britanyalılar Roma boyundurunda tutulamıyorlardı artık. Mısır ayaklanmalarla karışıyor ve son olarak da Libya ve Filistin'de isyankar özellikler göstermeye başlamışlardı. Bunun üzerine Hadrianus, Fırat'ın ve Dicle'nin doğusundaki bütün fetih hareketlerini terk etti. Boyunduruk altına alınamadıkları için Makedonların özgür bırakılması gerektiğini söylemiş olan Kato'yu örnek almıştı. Trianus'un partlara kral olarak atadığı Parta Masiris'i de civardaki diğer kavimlerin kralı yaptı. Çünkü bu adamın partların nezdinde öyle çok değeri olmadığını görmüştü. Hadrianus daha en başından itibaren ılımlı olmak istediğini gösterdi. Saltanatının ilk günlerinde Atianus ona imparatorluk tahtına çıkmasına muhalefet ederse şehrin başkanı olan Baybius Maseri, ve o zamanlar imparatorluk tahtında gözü olduğu şüphesiyle bir adaya sürgüne gönderilmiş olan... ...Laberius Maximus'u ve Karasus Frugi'yi idam etmesini mektup yazarak tavsiye etmesine karşın... ...yine de hiçbirine zarar vermedi. Bununla birlikte daha sonraları Hadrianus böyle bir emir vermemesine karşın... O ...kuratoru ayaklanma başlatmaya niyetlendiği gerekçesiyle adayı terk etmeye çalıştığı zaman... Krasus'u öldürmüştü. Hadrianus saltanatına iyi bir başlangıç yapabilmek adına askerlerini çifte ikramiye verdi. Lysius, Quetius'u yönetmekte olduğu mağrubi kavimlerin komutasından azletti ve sonrasında onu ordudan çıkardı. Çünkü ondan imparatorluk tahtına dair planları olduğu yönünde şüphelenmişti. Yayı boyun eğdirdikten sonra Mauritania'daki ayaklanmayı bastırması için Marsius Turbo'yu görevlendirdi. Hadrianus bunları yaptıktan sonra Atianus Politina Matidia'nın refakat ettiği Trianus'un naaşını incelemek üzere Antiyokya'dan yola çıktı. İmparator bunları aldı ve gemisiyle Roma'ya gönderdikten sonra Antiyokya'ya geri döndü. Ardından Katilius Severus'u Suriye'nin valisi olarak atadı ve İllirikum'dan geçerek Roma'ya geldi. Hadrianus senatoya son derece uygun bir mektup göndererek Trianus'a tanrısal onurların verilmesini istedi. Bu isteğini oy birliğiyle de elde etti. Aslında senato bu onurları vermeyi Hadrianus'un istememiş olduğu kadar zaten istiyordu. Ayrıca Hadrianus bu mektubunda askerlerin kendisini imparator ilan etmek için yakışık almayan bir şekilde acele etmesinin devletin bir imparatorsuz yapamayacağı inancından kaynaklandığını açıklayarak tahta çıkışına dair karar verme hakkını senatoya bırakmadığı için özür diliyordu. Daha sonra Senato Trianus'a verilmesi gereken zafer alayı hakkını ona teklif ettiğinde bunu reddetti ve merhumun heykelinin imparatorların en iyisi ölümünden sonra bile zafer alayı onurundan mahrum kalmasın diye zafer alayında geçen bir at arabasına sergilenmesini sağladı. Ayrıca Augustus'un bile hayatının ancak son dönemlerinde bu unvanı elde ettiğini mazeret göstererek kendisine tahta çıktığında ve daha sonrasında teklif edilen vatanın babası unvanını reddetti. Geçit töreni için toplanacak taç parasında İtalya'nın payından vazgeçti. Eyaletlerindekini azalttı ve kamu hazinesinin zorluklarında dikkatli bir şekilde çözüm için arayışa geçti. Daha sonra Sarmatlıların ve Solani kavminin akınlarını duyduğu zaman ordusunu önden göndererek Moesia'ya doğru yola çıktı. Muritanya seferinden sonra Profectus alametlerini Marsius Turbo'ya tevdi etti ve onu bir süreliğine Panonya ve Dacia'nın yönetimine atadı. Roxolani kralı kendisine verilen ödeneğin azaldığından yakındığı zaman Hadrianus onun davasını soruşturarak kralla barış yaptı. Bir kurban töreni esnasında Nigrinus, Lysius ve bir miktar yardakçısıyla birlikte imparatora bir suikast girişiminde bulundu. Oysaki Hadrianus, Nigrinus'u halefi olarak düşünüyordu. İmparator bu girişimden sağ salim kurtuldu. Bu komplo dolayısıyla Palma, Tarasina ve Selsus Bayyede, Nigrunus, Faventia'da ve Lysius'da yoldayken idam edildi. Hadrianus'un otobiyografisinde yazdığına göre, kendisi bunu istememiş olmasına karşın, infazlar Seneto'nun emriyle gerçekleştirilmişti. Bunun üzerine Hadrianus derhal Dacia'nın yönetimini çok değer verdiği Turbo'ya verdi. Amacı, Mısır'ın prefektusu rütbesine eşdeğer bir rütbeyle bu adamın otoritesini arttırmaktı. Bunun ardından tek bir olaydan hareket ederek senatörlük yapmış dört adamı harcadığı yönündeki inançtan ötürü kendisine karşı düşman kesilen kamuoyunun desteğini kazanmak için hızla Roma'ya gitti. Kendisi hakkında ortalıkta gezinen söylentileri de denetlemek için yokluğunda her bir vatandaşa 3 Aureus verilmesine rağmen kendi cebinden de halka çifte bağış yaptı. İmparator olanlara karşı kendisini Senato'da da pakladı ve Senato'nun da bu doğrultuda bir karar olmadıkça kendisinin bir senatöre asla ceza vermeyeceğine dair yemin etti. Bölgesel yetkilileri bu yükten kurtarmak amacıyla düzenli bir imparatorluk nakliye ağı kurdu. Hadrianus popülerite kazanmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Roma ve İtalya'daki bazı sivil vatandaşların İmparator hazinesine olan yüklü miktarda borçlarını iptal ederken eyaletlerdeki borçların yüksek meblağdaki kısımlarını da tamamen sildi. Mahkum edilmiş kişilerin mülkiyetinin imparator hazinesine aktarılmamasını buyurdu. Böylece bütün para kamu maliyesine aktarıldı. Trianus'un para hibe ettiği çocukların sahiplenilmesini yaygınlaştırdı. Şahsi hataları olmamasına karşın bazı senatörlerin azaltılan servetlerini tamamladı bunu senatörlük kariyeri için yeterli olsun diye sahip oldukları çocuk sayısıyla orantılı bir şekilde ödenerek, ödenek yaparak başardı. Bunların çok büyük bir kısmına kendi yaşamları için pay edilen miktarı bir gecikme olmadan günü gününe ödedi. Yalnızca kendi arkadaşlarına değil ayrıca uzaklardaki birçok kişiye de kamu görevlisi olabilmeleri için para ödedi. Ve yaptığı bu bağışlarla bir miktar kadının da hayatlarını sürdürebilmesine yardım etmiş oldu. Tahta çıkışını takiben 6 gün boyunca gladyatör oyunları düzenledi ve doğum gününde bin kadar vahşi hayvanı aranaya çıkardı. Hadrianus, senatonun önde gelen üyelerini bir imparator haşmetiyle yakın çevresine dahil etti. Doğum gününü kutlamak için düzenlenenler haricinde hipodromda kendi onuruna yapılan bütün oyunları reddetti. Hem halk hem de senato toplantılarında sık sık devleti insanların bunun bizzat kendisinin değil de halkın olduğunu bilecek kadar iyi bir şekilde yönettiğini söylerdi. Üç kez konsüllük yapmış birisi olarak birçok kişiyi üçüncü defa olmak üzere tekrar tekrar konsüllüğe atadı. Sayısız kişiye de ikinci kez konsül olma onurunu bahşetti. Kendi üçüncü konsüllüğünü yalnızca dört ay boyunca ifa etti ve görevi boyunca genelde mahkemeleri yönetti. Roma'daysa veya şehrin yakınlarındaysa her zaman senato toplantılarına iştirak ederdi. Senatör atamalarında öylesine dikkatli davranırdı ki senatonun itibarını arttırmış olurdu. Atiyanus'un Profectus Proetario görevinden azedilip konsüllerin sahip olduğu itibara sahip senatör yaptığında ona bundan daha iyi bir şey bahşedemeyeceğini göstermiş oldu. Hadrianus kendisi senatoda olsun veya olmasın Roma atlı sınıfı mensuplarının senatörleri dava etmesine de izin vermedi. Zira o zamanlar imparator davayı yönettiğinde hem senatörleri hem de atlı sınıfı mensuplarını kendi divanına çağırması ve onlara jüri kararına göre bir hüküm vermesi adettendi. Son olarak kendisi gibi senatörlere saygı göstermeyen imparatorları da lanetledi. Saray odasından geldiği zaman daima ona karşılamaya gidecek kadar kendisine saygı gösterdiği kayınbiraderini üçüncü kez konsül yaptı ki bu konuda Servianus'un ne kadar ne bir isteği ne de bir niyazı olmuştu. Fakat yine de onu kendi mevkidaşı yapmadı. Çünkü Servianus ondan önce iki kez konsül olmuş ve imparator kendisinin ikinci duruma düşmesini istememişti. Aynı zaman içerisinde imparator Trianus tarafından ele geçirilen birçok eyaleti terk etti ve ayrıca çoğu kişinin oylarına karşı Trianus'un kampus Martius da yaptırmış olduğu tiyatroyu da yıktırdı. Bu eylemler keyif kaçıran türdendi. Çünkü Hadrianus kendisini töhmet altında bırakacağını düşündüğünü bütün eylemlerin gizlice Trianus tarafından yapılmış gibi davranıyordu. Kendisinin prefaktüsü ve bir zamanlar muhafızı olan Atianus'un otoritesiyle başa çıkamayacak onu öldürmeyi düşündü. Fakat her ne kadar bu cinayetleri gerçekten de onun planlarına dayandırsa da bu işten vazgeçti. Çünkü Dört eski konsülü öldürttüğü için Atianus'a zaten öfke duyulduğunu biliyordu. Bir isteği olmadıkça Atianus'a bir halef atayamadığından onun bunu istemesi için uğraştı ve bu yetkiyi Turbo'ya aktardı. Aynı zaman içerisinde diğer prefaktüsü Similis'in yerine de Septicus Clarus'u geçirdi. Hadrianus imparatorluk gücünü borçlu olduğu kişileri prefaktüs makamından azettikten sonra kampanyaya doğru yola çıktı. Buradaki bütün kasabaları ödüller ve bağışlarla destekleyerek önde gelen adamları kendi arkadaş çevresine ekledi. Roma derken ise pretorların ve konsüllerin resmi faaliyetlerine sık sık iştirak etti. Dostlarının verdiği ziyafetlere katıldı. Hasta olduklarında yalnızca atlı sınıfı mensupları veya azatlılar olsalar bile onları günde 2-3 veya 2 veya 3 kez ziyaret etti. Sözleriyle onları rahatlattı tavsiyeleriyle cesaretlendirdi ve ayrıca daima kendi ziyafetlerine onları da davet etti. Kısacası Hadrianus her şeyi sevil bir vatandaş gibi yaptı. Özellikle kayınvalidesinin onuruna gladyatör oyunları ve başka çeşit seremoniler de düzenledi. Bunun ardından Hadrianus Galya'ya doğru yola çıktı ve çeşitli cömertliklerle bütün topluluklara yardım sağladı. İmparator buradan Germanya'ya geçti. Kendisi her ne kadar savaştan ziyade barış taraftarı olsa da askerlerini sanki yakında bir savaş çıkacakmış gibi talim etti. Onları kendi dayanıklılığına dair kanıtlar sergileyerek cesaretlendirdi. Bir askerin hayatına bizzat taburların arasında bulunarak yön verdi. Ayrıca Scipio Aemilianus ve Metellus'un ve üvey babası Trianus'un emsalini izleyerek seve seve açık havada asker yemekleri olan domuz eti, peynir ve sirke tüketti. Askerlerin kendisinin katı emirlerine isteyerek itaat etmelerini sağlamak için birçok kişiye ödüller verdi. Bazı kişilere de onurlar bahşetti. Hadrianus, haleflerin mursamazlıklarından ötürü Octavianus'un zamanından beri giderek zayıflayan askeri disiplini yeniden tesis etti. Ayrıca askerlerin yükümlülüklerini ve maaşlarını da yeniden düzenlemesi sayesinde artık hiç kimse ordugahtan hakkaniyetsiz bir şekilde ayrılamaz oldu. Çünkü bir askerin tribunus rütbesine atanmasını sağlayan şey askerlerin o kişiye verdiği destek değil liyakattir. Hadrianus kendi cengaverliğinin emsaliyle başkalarını da şevk etti tam tekmeli silahlı bir şekilde 20 mil boyunca yürüyebilirdi. Ayrıca ordugahları ziyafet çadırlarından, revaklardan, yeraltı odalarından ve kameriyelerden arındırdı. Genelde en sıradan kıyafetleri giyer, kılıç kayışında bir altın veya kopçasında bir mücevher bulundurmazdı. Ayrıca kılıç kabzasının fil dişiyle döşenmiş olmasıyla yetinmişti. İmparator hasta askerleri kendi kaldıkları yerlerde ziyaret ederdi. Orduga için arazi seçer, bir yüzbaşı asasını kişi gayretli ve namı iyi bir olmadıkça kimseye bahşetmezdi. Tribunus olarak yalnızca sakalı gürleşmiş veya tribunusluğa basireti ve ergenliğiyle büyük bir önem verecek yaşta olanları seçerdi. Hiçbir tribunusun bir erbaştan hediye almasına izin vermez bütün lüks eşyaları her yerden def eder ve son olarak askerlerin silahlarını ve teçhizatını geliştirirdi. Dahası askerlik süresiyle ilgili olarak herhangi bir kimsenin kuvveti el vermediği şekilde erken yaşta veya insan doğasına aykırı gelecek denli ileri yaşta askerlik hizmetinde bulunarak kadim tahammülü çiğnemesini önleyen bir kanun çıkardı. Bunun her zaman askerlerce bilinen bir şey olmasını ve ayrıca askerlerin kendi sayılarını bilmelerini de sağladı. Bunlara ek olarak askeri ilme tam manasıyla vakıf olmak için çabaladı ve herhangi bir olayda meydana gelebilecek açıkları tamamlamak adına eyaletlerden alınan tahsilatları dikkatli bir şekilde inceledi. Bununla birlikte Hadrianus bütün imparatorluklardan ziyade elverişli olmayan hiçbir şeyin satın alınmaması veya sürdürülmemesi için de mücadele etti. Böylece tıpkı bir kral gibi askeri sistem düzenledikten sonra Britanya'ya doğru yola çıktı ve orada birçok şeyi düzeltti. Ayrıca barbarları Romalılardan ayıracak 80 mil uzunluğunda bir sur yaptıran ilk kişi oldu. Bu sur hala İngiltere'de yer alan Hadrian surları olarak bilinmektedir. İmparator Praefectus Praetorio Septicius Clarus'u, İmparatorluk katibi Suetonius Tranquillus'u ve diğer birçok kişiyi kendi rızası olmadan imparatorluk sarayındaki görgü kurallarının gerektiğinden daha labali bir şekilde karısı Sabina'ya muamele gösterdikleri için görevden alarak yerlerine başka kişileri getirdi. Kendi beyanatına göre eğer bir sivil vatandaş olsaydı hırçınlığı ve asabiyeti sebebiyle karısını da kovardı. Dahası teyakkuzu yalnızca kendi sarayında sınırlı kalmayarak dostlarına da sıçradı ve kendi ajanları vasıtasıyla bütün gizli saklarını araştırdı. Bunu öyle bir şekilde yapmıştı ki dostları bunları bizzat açıklayana dek imparatorun kendi özel hayatlarına dair bilgi sahibi olduğunu fark etmemişlerdi bile dostlarına dair birçok şey öğrenmiş bulunması ortada olduğu için bu konuda pek bir şeyler anlatmak tatsız olmayacaktır. Bir adamın karısı kocasına bir mektup yazmış. Adamın evine geri dönmek istemeyeceği ölçüde başka hazlarla ve hamamlarla meşgul olduğundan şikayet etmişti. Hadrianus bu mektubu ajanları vasıtasıyla öğrendi. Bu koca bir izin istediği zaman Hadrianus onu hamamlara ve Zevküsefai olan düşkünlüğü yüzünden azarlamıştı. Bunun üzerine adam karım bana yazmış olduğu bir şeyi sana da mı yazmış demişti. Şüphesiz insanlar imparatorun bu alışkanlığının son derece yanlış bir şey olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Ayrıca yetişkin adamlara duyduğu tutku ve bağımlısı olduğu söylenen evli kadınlarla yaşadığı gayrimeşru ilişkiler nedeniyle bu arkadaşını eleştirirler ve dostlarına bile güven vermediği yönünde onu suçlarlardı. Hadrianus, Britanya'daki işlerini hallettikten sonra Apis meselesinden ötürü İskenderiye'de çıkmış bir ayaklanmadan huzursuzluğa kapılarak Galya'ya geçti. Apis, Mısırlıların gökten gelen bir ışından doğduğuna inandığı ve taptığı kutsal öküz demektir. Zira birçok yıl aradan sonra apis yeniden bulunmuştu ve ona her birinin kendi bölgesinde tapınılması gerektiğini ısrarla iddia eden toplulukların arasında uyuşmazlıklara sebep olmaya başladı iletilmişti. İmparator aynı zaman içerisinde Plotina'nın onuruna Nemasius da hayranlık uyandırıcı bir eser yaptırdı. Bunun ardından İspanya'ya geçti ve kışı Parako'da geçirdi. Burada masraflarını kendi cebinden ödeyerek Agustus tapınağını onardı. İmparator bütün Tarako halkını bu bölgeye toplantıya çağırdı. Bizzat Marius Maximus'un belirttiği üzere halk ve İtalyan yerleşmeciler şaka yollu, diğerleri de son derece şiddetli bir şekilde askere alınmayı reddettiğinde imparator öngörülü ve dikkatli bir şekilde önlemler aldı. Aynı zaman içinde fevkalade ciddi bir tehlikeye uğramasına karşın bundan bir, bir de şan elde etti. Zira Tarako'da bir bahçede yürüyorken bir köle, köle çıldırmış halde kılıcını çekip kendisine doğru koşmuştu. Hadrianus bu adamı etkisiz hale getirerek kendisine yardıma koşan hizmetkarlara teslim etti. Sonrasında bu adamın deli olduğu öğrenildiğinde onu tedavi etmeleri için hekimlere sevk etti. Ve bütün bu olaylar esnasında hep sakin kalmayı başardı. Bu süreç içerisinde ve diğer zamanlarda sık sık barbarların yalnızca nehirlerle değil yapay sınırlarla da uzak tutulduğu birçok bölgede imparator onları zeminin derinliklerine saplanmış ve tıpkı bir çit gibi birbirine bağlanmış uzun kazıklarla tecrit ediyordu. Hadrianus Cermenlere bir kral atadı. Mağrubiler arasında çıkan ayaklanmaları bastırdı ve senatodan şükran törenleri kazandı. O zamanlar partlarla olan savaş o kadar ciddi boyutlarda değildi ve Hadrianus kişisel bir toplantı yaparak bu durumu kontrol altında tutmayı başardı. Bunun ardından imparator Asya'dan ve Yunanistan adalarından geçerek Herkül'ün ve Filipos'un emsaline uyup Eleusia gizemleriyle ilgilenmeye başladı. Atinalılara birçok destek sağladı ve agonlara başkanlık etti. Yunanistan'da kaldığı süre boyunca Hadrianus'un olduğu yere kimsenin silahlı bir şekilde gelmemesine dikkat edildiği rivayet edilir. Zira bir kurban kesileceği sırada adet olduğu üzere birçok kişi yanında bıçak taşır. İmparator daha sonra Sicilya'ya geçti ve rivayet edildiğine göre tıpkı bir gök kuşağı gibi çok çeşitli olan güneşin doğuşunu görmek için Etna Dağı'na tırmandı. Buradan Roma'ya geri geldi ve eyaletlere karşı birçok hayır işledi. Afrika'ya geçti. Neredeyse hiçbir imparator böylesine bir hızla bu kadar bölge şimdiye kadar gezmemişti. En sonunda Afrika'dan Roma'ya döndüğünde vakit kaybetmeden Atina'dan geçerek doğuya doğru yola çıktı. Atinalıların şehrinde başlatmış olduğu Olimpos Jüpiter'ine bir tapınak ve kendisi içinde bir sunak olmak üzere kamusal yapılar adadı, aynı şekilde Asya'dan geçerken kendi adına tapınaklar kutsadı. Daha sonra Kapadokyalılardan ordugahta hizmet edecek köleler aldı. Küçük çaplı yöneticilere ve krallara hatta Part Kralı Ostroes'e bile arkadaşlık teklifinde bulundu. Bu krala Trianus'un tutsak olarak ele geçirmiş olduğu kızını geri verdi ve aynı şekilde ele geçirilmiş olan tahtını da geri vereceğine dair söz verdi. Bazı krallar kendisine geldiğinde Hadrianus onlara öyle bir muamele etti ki ona gitmeyi istemeyen kişiler bu kararlarında pişman oldular. Özellikle de davetini küstah bir şekilde küçümseyen Farasmanes konusunda böyle olmuştu. Hadrianus eyaletleri ziyaret ettikçe eylemleri böyle gerektiriyorsa prokuratörleri ve valileri cezalandırırdı. Bunu öylesine şiddetli yapmıştı ki suçlamada bulunan kişileri cesaretlendirdiği dahi düşünülmeye başlanmıştı. İmparator bu gezileri esnasında Antiyokya halkına karşı öyle bir nefret kazandı ki bu şehrin onca topluluğu metropolisi olarak anılmaması için Suriye'yi Filistin'den ayırmak istedi. Aynı zaman içerisinde Yahudiler de sünnet etmeleri yasaklandığı için bir savaş çıkardılar. Hadrianus güneşin doğuşunu görmek için geceden çıkmış olduğu Cassius Dağında, da Dağı şu an Kelta veya da Cebeli Akra şeklinde geçmektedir. Kurban kestirmekteyken bir fırtına çıktı. Çıkan yıldırım hem kurbana hem de kurbanı kesene kesmeye çalışanı çarptı. İmparator sonra Arabistan'dan geçerek Pelusium'a geldi ve burada Pompeius'un mezarını görkemli bir şekilde yeniden inşa ettirdi. Nil Nehri üzerinde yolculuk ediyorken birici Antinous'u kaybetti ve onun için bir kadın gibi gözyaşı döktü. Çevirmenin notu: Antinous Bitinya'da doğmuş bir Yunan'dı. Hadrianus ile 123 yılı civarında tanışmış ve eğitim almıştı. Daha sonra imparatora gezilerinde eşlik etmeye başlamış ve kısa süre içerisinde Hadrianus'un çok sevdiği bir haline gelmişti. İmparator ile Nil Nehri üzerindeki gezi esnasında boğulmuştur ve imparator kısa süre içinde onu kült haline getirmiş ve onuruna Antonopolis adında bir şehir yapmıştır. Bu şehir hala Orta Mısır'da antik bir şehir olarak yer almaktadır. Bu olayla alakalı çeşitli söylentiler vardır. Bazıları Antonius'u kendi ve Antonius'un kendisini Hadrianus için ölüme adadığını, başkaları ise merhumun güzelliğinin ve Hadrianus'un dileğinin buna yol açtığını iddia eder. İşin aslı her ne ise, Yunanlar Hadrianus'u talebi üzerine Antonius'u tanrısallaştırdılar ve onun vasıtasıyla kehanetler vermişlerdir. Fakat iddia edildiğine göre bunlar bizzat Hadrianus tarafından tertiplenmiştir. Hadrianus şiire ve edebiyata son derece düşkün biriydi. Aritmetik, geometri ve resimde tam bir uzmandı. Flüt çalma ve şarkı söyleme bilgisini öve öt, öve, öve bitiremezdi. Zevklerine aşırı derecede önem verirdi. Kendi tutkularıyla ilgili birçok dize kalem almıştı. Hadrianus aşk şiirleri de yazardı. Ayrıca büyük bir silah ustasıydı. Büyük bir askeri bilim alimiydi ve gladyatör silahlarını kullanmayı da bilirdi. Aynı şekilde sert ve ılıman, asil ve şakacı, bati ve eli çabuk, eli sıkı ve cömert, düzenbaz ve dürüst, zalim ve merhametliydi ve her konuda istikrarsız biriydi. Böyle istekleri olmasına karşın dostlarını zenginleştirirdi. İsteyenler içinde de hiçbir şeyi geri çevirmezdi. Buna karşın dostları hakkında fısıltıyla söylenen dedikoduları dinlemeye bayılırdı. En sonunda en yakın olanlarını olan Atianus, Nepos ve Septisius Clarus gibi en onurlu makamlara getirmiş olduğu arkadaşları neredeyse bütün dostlarını düşman yerine koymaya başlamıştı. Mesela imparatorluk makamına çıkarmasına yardım eden Udamon'u yoksulluğa, Polyonus'u ve Marcellus'u intihara sürükledi. Heliodorus'u son derece kararlayıcı bir kelimeyle saldırdı. Titianus'un imparatorluk tahtını Gasp'ta suç ortağı olarak suçlamasına ve hatta kara listeye alınmasına göz yumdu. Umidius Quadrus ve Catilius Severus'a ve Turba'ya da şiddetli bir şekilde zulmetti. Kendi kayınpederi olan Servianus'u zulmünden mahrum etmemek için adam artık 90 yaşında olmasına rağmen intihara mecbur etti. Azatlılardan ve bazı askerlerden bile intikam aldı düz yazıda, şiirde son derece usta ve bütün sanatlarla fevkalade yetenekli olmasına karşın bütün bu sanatların öğretmenleriyle her zaman sanki kendilerinden daha eğitimliymiş gibi dalga geçer, alay eder ve onları aşağılardı. Bu alimler ve filozoflarla kitaplar ve şiirler vasıtasıyla sırayla tartışırdı. Bir keresinde Favorionus isminde biri kullanmış olduğu bir kelimeden ötürü Hadrianus'un eleştirisine maruz kaldığında arkadaşları arasında neşeyle kahkaha attı. Zira arkadaşları saygın yazarlar tarafından kullanılan bir kelimeyle Hadrianus'a karşılık vererek yanlış yaptığı konusunda onu kınadıkları zaman Favorinus, 30 sene lejyonu olan birisini bütün insanların en bilgini olarak değerlendirmemek katlanamayarak yanlış bir tutum sergiliyorsunuz dostlarım demişti. Hadrianus ününün artması konusunda öylesine istekliydi ki kendi biyografisini bile kendisi yazmıştı. Bu kitabı eğitimli azatlılarına vererek kendi adlarıyla yayımlamalarını emretti. Gerçekten de Flegon'un kitabının Hadrianus'un olduğu söylenir. İmparator Antimachus'u taklit ederek son derece muğlak Katan adında bir kitap yazmıştı. Şair Florus kendisine şu dizeleri yazmıştı. Ben bir Sezar olmak istemiyorum. Britanya topraklarında dört dönecek. Orada burada sinsi sinsi dolanacak. iskit kışlarına katlanacak. Ben bir Florus olmak istemiyorum. Tavernalarda dört dönecek. Yemek dükkanlarında sinsi sinsi dolanacak. Yuvarlak böceklere katlanacak. Hadrianus ayrıca arkaik yazıyı çok severdi. Tartışmalarda yer alırdı. Cicero'nun yerine Kato'yu ve Virgil'in yerine Enius'u, Salatius yerine Caselius'u tercih ederdi. Aynı şekilde Homeros ve Platon'u da değerlendirirdi. Astroloji konusunda öylesine bilgili görünüyordu ki Ocak ayının birinci günü o yıl ne yaşanılabileceğini not ediyordu. Gerçekten de öldüğü yıl öleceği saate dahil olmak üzere yapacağı ne varsa yazıya geçirmişti. İmparator her ne kadar müzisyenleri, tragedya ve komedya şairlerini, dil bilimcileri ve retorik ustalarını eleştirmiş olsa da yine de onlara sorularıyla daima işkence etmiş olmasına karşın bu sanatlarda uzmanlaşan kişilere onurlar ve zenginlikler de bahşederdi. Ayrıca birçoğunun onu üzgün bir şekilde terk etmiş olmasından kendisi sorumlu olmasına karşın kendi söylemine göre üzgün birisini görünce buna ciddi anlamda da kederlenirdi. Filozof olan Epiktetus ve Heliodorus'a ve hepsini adlarıyla anmanın gereğinin olmadığı çeşitli dil bilimcilere, retorikçilere, müzisyenlere, geometri uzmanlarına, ressamlara ve astrologlara gösterdiği dostluk azami seviyedeydi. Birçok kişinin öne sürdüğü üzere bunların arasında en öne çıkan bilgin Favorinus idi. İmparator, kendi uzmanlık alanları için uygun görmediği öğretmenleri zenginlikler ve onurlarla donattıktan sonra mesleklerinden ihraç ederdi. Hadrianus, sivil bir vatandaş statüsündeyken düşman olarak gördüğü birçok kişiyi imparator olduğu zaman umursamadı. Örneğin imparator olduğunda ölümcül bir düşman olarak değerlendirdiği kişiye artık kurtuldun demişti. Herhangi bir adamı askerliğe davet ettiğinde onlara at, katır, kıyafet, ücret ve bütün teçhizatlarını sağlardı. Saturnalia ve Sigillaria bayramlarında dostlarına sık sık hediye verirdi. Onlardan memnuniyetle hediye alır ve karşılığında tekrar onlara hediye verirdi. Gıda temini eden görevlilerin sahtekarlıklarını tespit etmek amacıyla birçok masa içeren ziyafetler verdiğinde en düşükleri de dahil olmak üzere diğer masalardaki bütün bu kişilerin kendi önünde sıralanmasını emrederdi. Hediye konusunda bütün hükümdarları geçerdi. Sık sık kamusal hamamlarda ve her kesimden insanlarla aynı yerde banyo yapardı. Bir keresinde imparatorun hamamda yaptığı bir espri artık ün kazanmıştı. Ordudaki hizmetlerinden dolayı çok yakından tanıdığı bir gazinin sırtını ve vücudunun diğer kısımlarını yıkamak için duvara sürtündüğünü gördüğünde ona neden bu, bu, mermere sürtünmek zorunda olduğunu sormuştu. Adam bir kölesi olmadığı için böyle yaptığını cevaben söylediğinde imparator ona bir köle için gereken ücretleri vermişti. Fakat başka bir zaman Hadrianus birçok yaşlı adamın imparatorun cömertliğini arttırmak amacıyla duvara böyle sürtündüğünü gördüğünde onların çağrılmasını ve sırtlarını artık birbirlerine sürtmelerini emretmişti. Hadrianus avama son derece değer veren biriydi. Gezmeye o kadar çok meraklıydı ki dünyanın bütün bölgelerine dair her şeyi okuyarak bilgi edinmek isterdi. Soğuk ve sıcak havalara öylesine sabırla katlanırdı ki asla başını örtmezdi. Birçok krala çok sayıda lütuf göstermişti. Öte yandan bazılarından barışı bile satın almış, bazılarını da hakir görmüştü bazı krallara fevkalade hediyeler vermişti ama hiçbirisi Hiberi kralına verdiği hediyeden daha büyük değildi. Zira muhteşem hediyelerin yanında ona bir fil ve 50 kişilik bir tabur hediye etmişti. Hadrianus, Faras Manes'ten altınla süslü pelerin de yer alan bir müthiş hediye aldığı zaman, kralın hediyeleriyle dalga geçmek amacıyla 300 tane suçluyu altın pelerinlerle donanmış bir şekilde Arana'ya göndermişti. İmparator mahkemeleri yönettiğinde divanında genellikle dostları ve kurmay heyetiyle değil aynı zamanda özellikle de Juventus Celsus, Salvius Ilianus, Neretius Piriscus gibi yalnızca senatonun fikir birliğiyle onayladığı diğer hukukçular da yer alırdı. Diğer kararlarının arasında bir yerde herhangi bir inşa malzemesinin başka bir şehre gönderilmesi amacıyla evlerin yıkılmaması kararı da vardı. Kara listeye alınmış bir şahsın çocuklarına mülkiyetin 12'de birini verirdi. İmparatorun haşmetine karşı işlenen suçları kabul etmedi. Tanımadığı insanlardan, tanımadıkları da olsa çocukları olan kişilerden gelen mirasları ise reddetti. Define meselesini öyle bir yönetti ki eğer bir kimse bunu kendi arazisinde bulmuşsa ona sahip olmasına, başka bir kimsenin arazisinde bulmuşsa definenin yarısını arazi sahibine teslim etmesine, kamu arazisinde bulmuşsa da aynı şekilde imparator hazinesiyle paylaşmasına dair bir kanun koydu. Efendilerin kölelerini öldürmelerini yasakladı ve ölüm hak eden kölelerin mahkeme tarafından mahkum edilmesini emretti herhangi bir sebep belirtmeksizin kişilerin bir pezevenge veya gladyatör eğitmenine köle veya kadın hizmetçi satmasını yasakladı. Kendi mülkiyetlerini çarçur etmiş kişilerin eğer bunun müsebbibi kendileri ise amfiteyatroda kırbaçlanıp daha sonra salı verilmelerini emretti. Köleler ve azatlıların yer aldığı ıslah evlerini lağvetti. Hamamları cinsiyetlere göre ayırdı. Eğer ki bir efendi kendi evinde öldürülmüşse olay mahalinde bulunup cinayetten haberi olan köleler hariç hiçbir kölenin soruşturmaya alınmaması kuralını getirdi. İmparator olduğu zaman etrur ya da preyatorluk yaptı. Latin kasabalarında diktator edilis ve duumvirlik görevi yaptı. Çevirenin notu Duumvirler Roma'da her yıl iki tane seçilen konsüllere eşit olan Roma koloni ve kasabalarındaki en üst seviye kamu görevlileridir. Hadrianus yine de bu kasabalara karşı saygıdan ötürü bu makamları üstlenmiştir. Neapolis'te şehir yöneticisi memleketinde 5 yıllık yönetici oldu. Bir diğer memleketi olan Hadria'da da 5 yıllık yönetici ve Atina'da Arkon oldu. Hadrianus neredeyse her şehirde bir şeyler inşa ettirdi ve oyunlar düzenledi. Atina'daki stadyumda binlerce vahşi hayvanın avlandığı bir oyun düzenledi. Roma'dan ise hiçbir zaman bir vahşi hayvan avcısı veya sahne oyuncusu çağırmadı. Roma'da son derece müsrif diğer eğlencelere ek olarak kayınvalidesinin onuruna halka baharat dağıttı. Trianus'un onuruna tiyatronun oturaklarına balsam ve safran esansı saçılmasını emretti. Tiyatroda kadim gelenek uyarınca her türlü oyunu düzenletti ve sahne oyuncularını halkın beğenisine sundu. Hipodromda birçok vahşi hayvan ve sık sık yüzlerce arslan öldürttü. Halka sık sık askeri Pyrus dansı gösterileri düzenledi. Çevrenin notu Epiros kralı Pyrus'tan ismini alan savaş dansı. Fakat bazen pandomimlerde de yapılmaktaydı. Ayrıca çok kez gladyatör oyunlarına katıldı. Her yerde sayısız kamu yapısı inşa ettirdi. Bununla birlikte de babası Trianus'a yapılan tapınak haricinde kendi isminde bu yapıların hiçbirisine yazdırmadı. Roma'da Pantheon'u oy bölgesini, Neptunus Bazilikası'nı, çok sayıda tapınağı, Augustus Forum'unu, Agrippa Hamamı'nı restore ettirdi. Ve bütün bu yapıları onları yaptıranların isimlerine adadı. Dahası kendi ismiyle bir köprü, Tiber'in kıyısında bir mozole, Bonadea tapınağını yaptırdı. Mimar Dekrianus'un katkılarıyla Kolosus'u yeniden kaldırdı. Bu heykeli şu anda Roma tapınağının bulunduğu yerden dik bir şekilde taşıdı. Bu devasa heykelin ağırlığı o kadar fazlaydı ki bu iş için 24 fil kullanıldı. Hadrianus heykelin öncesine kendisine adanmış olduğu Nero'nun tasvirini kaldırdıktan sonra bunu güneşe adadı ve mimar Apollodorus'tan da yardım alarak ay için başka bir heykel yaptırmaya çalıştı. Hadrianus en alçak gönüllü insanlarla olan sohbetlerinde bile o kadar nazikti ki, imparatorun itibarını muhafaza ettikleri inancıyla böylesi bir dostluğu olduğu için kendisini kıskanan bütün herkesi lanetlerdi. İmparator İskenderiye Akademisi'nde alimlere çok sayıda soru sordu ve kendi sorduklarına cevap verdi. Marius Maximus'un onun fıtri olarak zalim olduğunu ve yalnızca Domitianus'un başına gelen kötü tarihten korktuğu için onca iyiliği yaptığını söyler. Kamu yapılarındaki yazıtlara öyle çok değer vermese de Kartaca ve Atina'nın bir bölümü örneğindeki gibi çok sayıda şehre Hadrianopolis ismini verdi. Dahası sayısız su kemerliğine kendi ismini verdi. İmparator hazinesine bir avukat atayan ilk kişi oldu. Hadrianus'un hafızası muazzamdı ve yetenekleri uçsuz bucaksızdı. Örneğin konuşmalarını bizzat dikte ederdi. Her soruya bir cevap verirdi. Ona dair çok sayıda söyleyen bugün bile canlıdır. Zira oldukça nükteli bir insandı. Mesela şu sözleri oldukça meşhurdur kır saçlı bir adamın isteğini geri çevirdiğinde ve adam isteğini bu sefer saçını boyayarak tekrarladığında Hadrianus babanın bu isteğini daha önceden geri çevirdim zaten diye cevap vermişti. Bir çığırtkan olmasa bile isimlerini daha önceden bir kez toplu şekilde duymuş olduğu kişileri isimleriyle çağırırdı. Hatta sık sık hata yapan çığırtkanlarını düzeltirdi. Bir zamanlar terhis etmiş olduğu kıdemli askerlerin isimlerini bilebilirdi. Birçok kişinin hiç bilmediği kitapları hızlı bir şekilde okuduktan sonra hemen hafızasından tekrarlayabilirdi. Aynı anda yazar, dikte eder, dinler ve inanması güç olsa da arkadaşlarıyla konuşabilirdi. Nasıl bir ev sahibi evinin fiyatını eksiksiz biliyorsa o da aynı şekilde devlet hazinesini eksiksiz bir şekilde bilebilirdi. Köpeklerini ve atlarını o kadar çok severdi ki onlar için mezarlar yaptırırdı. Bir bölgede Adriano adında bir kasaba kurdurdu. Çevrenin notu bu kent bugün Balıkesir, Balya madenleriyle Bursa Karacabey arasında kalmaktadır. Zira bir zamanlar orada iyi bir şekilde avlanmış ve bir ayı öldürmüştü her zaman yargıçların icraatlarını sorgular ve bu kişiler hakkındaki gerçeklerle tatmin olana dek sorgularında ısrar ederdi. Azatlıların kamuda öyle çok bilinmesini ve kendisi üzerinde bir etkilerin olmasını istemezdi. Bütün seleflerinin sırf azatlıların hataları yüzünden suçlandıklarını söylerdi. Kendisi üzerindeki etkileriyle böbürlenen bütün azatlarını da cezalandırırdı kölelerine karşı acımasız ancak gülünç olan şu tutum, ki, tutum iyi bilinir ki bir defasında kölelerinden birinin iki senatörün arasında huzurundan ayrıldığını gördüğünde bir adamını ona bir tokat atması ve şöyle demesi için gönderdi. Bir gün köleleri olabileceğin kişilerin arasında yürüme. Yemek konusunda özellikle sülünden, domuz memesinden, domuz budundan, pastadan müteşekkil tetraparmasum isimli yemeği ten hoşlanırdı. Hadrianus'un saltanatı boyunca kıtlıklar, vebalar, depremler yaşandı. Bütün bu felaketlerin yol açtığı zor durumları elinden geldiğince düzeltti ve bu felaketlerle harap olmuş birçok topluma da yardım etti. Ancak bir keresinde Tiber Nehri taştı. Çok sayıda topluma Latin vatandaşlığı verdi. Birçok toplumun da haraçlarını iptal etti. Hadrianus'un hükümdarlığında çok ciddi savaşlar yaşanmadı. Üstelik çıkardığı savaşlar da öyle çok tepki almadan son buldu. Askerleri ordusuna aşırı derecede özen gösterdiği ve kendilerine son derece cömert olduğu için imparatorlarını severdi. Ayrıca partlar da onu dost olarak görürdü. Zira Trianus'un kendilerine atamış olduğu kralı geri çekmişti. Armenyalılarla da Trianus'un hükümdarlığı zamanında bir vali olmasına karşın kendi krallarına sahip olma izni vermişti. Daha Mezopotamyalılar da Trianus'un zorunu tuttuğu haraçtan muaf tutuldular. Hadrianus kendisine gelmeyi küçümsemelerine karşın onların krallarına bolca hediye göndererek Albenyalıları ve Hiberyalıları da yakın dost olarak tuttu. Baktriyalıların kralı da imparatorun dostunu kazanmak adına yalvarmaları için ona elçiler gönderdi. Hadrianus sık sık muhafızlar atardı. Askeri hayatında olduğu gibi sivil hayatında da disiplini muhafaza etmek isterdi. Senatörlere ve atlı sınıfı mensuplarına bir ziyafetten döndükleri zaman istisna olmak şartıyla halkın arasına çıktıkları zaman toga giymelerini emrederdi ve kendisi de İtalya'da bulunduğu zaman daima toga giyerdi. Ziyafetlere senatörler geldiği zaman onları ayakta kabul eder ve daima Yunan pelerini ve toga giymiş bir şekilde uzanırdı. Bir ziyafetin masrafını şartlar gerektirdiği ölçüde son derece tutumlu bir şekilde belirlerdi ve fiyatları kadim kanunlarla belirlenen ölçütte tutardı. Yükü oldukça fazla olan yük arabalarının Roma'ya girmesini yasaklamıştı ve at üstünde şehre girmesine izin vermezdi. Hastalar haricinde hiç kimsenin 8. saatten evvel kamusal hamamlarda yıkanmasına izin vermezdi. Haberleşme ve imparatora yapılan taleplerden mesul olan atlı sınıfı mensuplarını dava eden ilk kişi oldu. Yoksul ve masum olduğunu gördüğü kişileri kendi imkanlarıyla zenginleştirirdi. Öte yandan kurnazca dalaverelerle zenginleşmiş kişilere de nefret duyardı. Roma kültlerini son derece ihtimamlı bir şekilde muhafaza etti. Yabancı kültleri ise küçümsedi. Pontifex Maximus'un görevlerini yerine getirdi. Roma'da ve eyaletlerde sık sık davaları dinledi. Kendi divanla konsülleri, preyatorları ve en seçkin senatörleri atadı. Fisunus Gölü'nün suyunu boşalttı. Eski konsül dört adamı bütün İtalya'nın yargıçları olarak atadı. Hadrianus Afrika'ya gittiği zaman gelişini takriben 5 yıl sonra ilk kez yağmur yağdı ve bu sebepten ötürü Afrikalıların sevgisini kazandı. Hadrianus kafası çıplak bir şekilde sık sık sert rüzgarlarla ve ayazlara maruz kalarak dünyanın bütün bölgenin gezdikten sonra kendisini yatağa bağlayacak bir hastalığa yakalandı. Halefi konusunda endişeye düştüğü vakit ilk olarak Servianus'u düşündü. Öte yandan sonraları daha önce söylediğimiz üzere onu intihar etmeye mecbur etti. Ayrıca Fuscus'u da Kehanetler ve alametlerle etkilenerek imparatorluk tahtını ele geçirmeyi umut ettiği bahanesiyle idam ettirdi. Eskiden bir keresinde hastayken onu görmek için ziyarete gittiğinde ve ziyaret için kendisine izin verilmediğinde, onu cezalandırmayacak kadar çok sevdiği Plotorius'u Neposa, kuşkusunun tesirinin altında kalarak müthiş bir nefret besledi. Aynı şekilde Terentius Gentianus'tan da o zamanlar senato tarafından kendisine büyük değer verildiğini gördüğü için daha şiddetli bir şekilde nefret etti. Hadrianus en sonunda sanki gelecekte imparator olacaklarmış gibi imparatorluk gücüyle bağlantısı olan herkesten nefret eder hale gelmişti. Bununla birlikte Tibur'daki villasında bir iç kanamadan ötürü az kalsın öldüğü zamana dek içindeki bütün şiddetli zalimliğini kontrol altına tutmayı başardı. O andan sonra kendini dizginlemeyi bıraktı. İmparatorluk kölelerine bir yemek verdiği, yatağının yakınlarına koyulan bir kraliyet koltuğuna oturduğu ve 90 yaşına gelmiş bir adam olmasına karşın ayaklanıp nöbetçi askerlerle buluştuğundan, imparatorluk tahtını ele geçirmek istediği gerekçesiyle Servianus'u intihar etmeye mecbur etti. Hadrianus açıkça ve kahpece diğer birçok kişiyi de idam ettirdi. Hatta karısı Sabina öldüğünde İmparatorun onu zehirlediği dedikodusu ortaya çıkmıştı bile. Hadrianus daha sonra eski komplocu Nigrinus'un damadı olan Seionius Komodus'u evlatlık edinmeye karar verdi. Bu adamı bu konumda aday gösteren tek şey vücut yapısının güzelliğiydi. Böylece herkesin karşı çıkmasına karşın Seionius Komodus Verus'u evlat edindi ve Aelius Verus Sezar adını taktı. Bir evlatlık edindiği gerekçesiyle hipodromda oyunlar düzenledi, halka ve askerlere para bağışları yaptı. Verus'u preator payesiyle onurlandırdı ve derhal ona Panonya eyaletinin yönetimine atadı. Ayrıca ona yeteri kadar parayla birlikte konsüllük de bahşetti. Komodus'u ikinci kez konsül yaptı. Komodus'un sağlıksız biri olduğunu gördüğünde sık sık şöyle derdi. Sallanan bir duvara yaslandık ve Komodus'un evlatlık edinilmesiyle 4 milyon sesteryus parayı halka ve askerlere dağıtarak büyük bir israf yaptık. Öyle ki Komodus hastalıklı yapısı yüzünden evlatlık edinilmesi dolayısıyla Senato'da Hadrianus'a bir teşekkür konuşması dahi yapmamıştı. Dahası Komodus'a çok sayıda ilaç verilmişti. Bunun üzerine hastalığı daha da şiddetlendi ve bir Ocak günü uykusunda can verdi. O gün bir kişi için değil devlet için matem tutulması dolayısıyla Hadrianus halkın yas tutmasını yasakladı. Aelius Verus Sezar'ın ölümünden sonra Hadrianus son derece şiddetli bir hastalığın pençesine düştü ve bunun üzerine Annius Verus ve Marcus Antoninus adlı iki oğlanı evlat edinmesi koşuluyla daha sonraları Pius adıyla anılan Arius Antoninus'u evlatlık edindi. Bu iki oğlan daha sonraları iki Augustus olarak imparatorluğu aynı anda yönetecek olan kişilerdi. Antoninus ise ilerleyen yaşıyla iyice güçten düşen üvey babasına yardım eli uzattığı söylendiği için Pius ünvanını almıştı. Çevrenin notu Latince Pius sıfatı vatansever, dindar, değerlerine bağlı anlamına gelmektedir. Öte yandan başkalarının söylediklerine göre bu ünvanı kendisine Hadrianus iyice zalimleştiği zaman birçok senatörü imparatorun hiddetinden kurtardığı için verilmişti. Yine başkalarına göre de ölümünden sonra Hadrianus'a büyük onurlar bahşettiği dolayısıyla bu ünvanı almıştı. O zamanlar Antoninus'un evlatlık edinilmesine özellikle imparatorluk tahtını kendisi için düşünen şehrin yöneticisi Catilius Severus olmak üzere birçok kişi istememişti. Bu ortaya çıktığında Severus'a bir halef atandı ve kendisine görevden el çektirildi. Artık Hadrianus hayattan en bıkkınlık duyduğu anlarını yaşıyordu. Bir keresinde kölelerinden birine kendisine bir kılıç saplamasını emretti. Bu durum ortaya çıkıp Antoninus'un kulağına gittiğinde... Profectus'larla birlikte imparatora geldi ve eğer bir evlat edinilmiş bir kişi olarak Hadrianus'un öldürülmesine izin verirse kendisinin baba katilinden başka bir şey olmayacağını beyan ederek ondan metanetle hastalığının zorluğuna katlanmasını yalvar yakar istemek zorunda kaldı. Bunun üzerine imparator öfkelendi ve bu sırrı ele veren kişinin infaz edilmesini emretti. Fakat bu kişi Antoninus tarafından kurtarıldı. Ardından Hadrianus devletin yönetimini bırakmamış olmasına karşın derhal ve vasiyetnamesini yazdı. Vasiyetini yazdıktan sonra birkaç kez daha kendisini öldürmeye kalkıştı fakat hançer elinden bir şekilde alındı. Bunun üzerine daha da öfkeli biri oldu. Hatta bir keresinde hekiminden zehir istedi. Adam da böyle bir şeye cüret etmemek için kendini öldürdü. O günlerde rüyasında Hadrianus'u kendisini öldürmekten engellemeye ikna etmek için uyarıldığını gördüğünü söyleyen bir kadın geldi. Zira rüyasına göre Hadrianus'un kaderinde tam olarak iyileşmek vardı. Fakat kadın yapması gerekeni yapamamış ve kör olmuştu. Yine de kendisine ikinci kez Hadrianus'a bunları söylemesi ve imparatorun dizlerini öpmesi emredilmişti. Eğer böyle yaparsa körlüğünden kurtulacaktı. Böylece kadın rüyasına gördüğü emirleri uygulamış gelmiş olduğu tapınakta gözlerini yıkadıktan sonra tekrar görür olmuştu. Ayrıca Panoniyalı kör ve yaşlı bir adam ateşlenip hasta olduğu bir zaman Hadrianus'a gelmiş ve ona ona dokunmuştu. Bunun üzerine adam körlükten kurtulmuş, Hadrianus'un da ateşi düşmüştü. Buna karşın Marius Maximus bütün bunların bir uydurma olduğunu söylemişti. Bunun ardından Hadrianus imparatorluğu yönetmesi için Antoninus'u Roma'da bırakarak Bayya'ya doğru yola çıktı. Burada bir şifa bulamayınca Antoninus'u geri çağırdı ve onun yanında Baye'de Temmuz ayının 10. günü can verdi. Herkesin nefretini kazanmış birisi olarak eskiden Cicero'nun olan Puteoli'deki bir villaya da gömüldü. Daha önce de belirtildiği gibi Hadrianus ölümünden önce Servianus'u kendisinden çok yaşayıp imparator olacağını düşündüğü için 90 yaşında olmasına karşın intihara zorlamıştı. Aynı şekilde hafif kusurları yüzünden diğer birçok kişinin de idam edilmesini emretmişti. Ne var ki bu insanları Antoninus kurtarmıştı. Rivayet edildiğine göre Hadrianus ölüm döşeğinde yatıyorken şu düzeleri söylemişti. Ey uçup duran mutlu küçük ruh! Bedenimin misafiri ve yoldaşı! Şimdi nereye gidersin? Hangi mekana? Solgun, kas katı, çırılçıplak halde, adetin olan latifelerden yoksun şekilde. Hadrianus bir o kadar da Yunanca olmak üzere işte böyle dizeler yazmıştı. 62 yıl, 5 ay, 17 gün yaşadı. 20 yıl, 11 ay hüküm sürdü. Hadrianus boyu uzun ve görünümü güzel biriydi. Saçları taranmış gibi kıvrımlıydı, yüzündeki doğal izleri gizlemek için uzunca sakal bırakırdı kuvvetli bir bedeni vardı. Uzun bir mesafede at sürüp yürüyebilirdi. Silah ve mızrak kullanarak daima kendisini talim ederdi. Sık sık avlanır ve kendi elleriyle aslan öldürürdü. Bununla birlikte bir kere avlanıyorken köprücük kemiğini ve kaburgasını kırmıştı. Avlarını her zaman dostlarıyla paylaşırdı. Ziyafetlerde duruma göre her an tragedyalar, komedyalar, atelle güldürüleri, harp dinletileri düzenler, okuyucu ve şairlere yer verirdi. Tibur'daki villasında hayranlık verici bir şekilde buna göre yapılmıştı. Öyle ki bunun bazı parçalarına eyaletlerin en ünlü yerlerin isimleri verilmişti. Liseum, Akademia, Partenium, Konopus, Poesile ve Tempe gibi. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için bir yeraltı dünyası bile yapmıştı. Hadrianus'un ölümünün belirtileri şunlardı son doğum gününde Antoninus'u tavsiye ediyorken bağlanmış togası kendiliğinden yere düşmüş ve kafasını çıplak bırakmıştı. Kendi portresinin oyulmuş olduğu yüzüğü de parmağından kendi kendine kayıp gitmişti. Doğum gününden önceki gün ağıt yakan birisi Sinato'ya gelmişti. Bu adamın orada bulunmasıyla Hadrianus sanki kendi ölümünden konuşuyormuş kadar rahatsız olmuştu. Çünkü adamın ne söylemekte olduğunu kimse anlamıyordu. Ayrıca bir keresinde senatoda oğlumun ölümünden sonra demek isterken benim ölümümden sonra demişti. Dahası rüyasında babasından bir uyku ilacı istediğini görmüştü. Bir de bir aslanın kendisini mağlup ettiğini görmüştü. İmparatorun ölümünden sonra insanlar birçok şey konuştu. Senato icraatlarını hükümsüz kılmak istedi. Eğer Antoninus istememiş olsaydı ona tanrısal ünvanı verilmeyecekti. Antoninus sonraları onun için Puteoli'de mezarının yerine geçecek bir tapınak yaptırdı. Beş yıllık oyunlar düzenledi. Flamenler, Sodalisler tuttu ve bir kişinin tanrı olarak onurlandırılması anlamına gelen birçok organizasyon yaptı. Daha önce de belirtildiği üzere işte bu yüzden birçok kişi Antoninus'un Pius ünvanını aldığını düşünür.